sonrasında o günler neler yaşadınız? Valla tabii uzun seneler geçmesine rağmen hala o maçı unutamıyoruz. Çünkü unutulmayacak bir maçtı. Çünkü o zamanlar Atletico Madrid Avrupa'da çok güçlü bir takımdı. O bize çıktığı zaman bizlerde bile yani hiç böyle bir başarı elde edebileceğimizi tahmin edemiyorduk. Ama işte rahmetli Adnan abimiz bize her zaman karşı tarafı hiç konuşmazdı. Hep kendimizin sahada ne yapacağımızı her maça kazanarak çıkmamızı söylerdi. Ve o maçta da İspanya'da oynadığımızda 2-0 mağlup olmuştuk. Ama maçtan sonraki gazetelerin yazılarında baktık ki bizlerden bir dövgüler var 2-0 mağlup olmamıza rağmen. Ve Otto Galore vardı onların hocaları. Onlar uyarıyordu yani gazeteciler. Yani bu takım biz Alsancak'ta seyrettik. Bunlara veren artık Roma gibi çıktığı zaman. Ve o Alsancak'ta, o toprak sahada mükemmel oynuyorlar. Dikkat edin yani bu 2-0'a güvenmeyin der gibi yazılar vardı gazetelerde. Tabii geldi çattı Atletico Madrid'de. Bu arada ben sol açık oynuyorum. Bazen santrfor sakatları santrfora geçiyorum. Diğer mevkilerde oynuyordum yani. Kaleci dahi oynadım gösterdi ama o maça çıkarken küçük Mehmet bir arkadaşımız takımımızın hani en güçlü oyuncularından bir tanesi sakatlandı. Bu ara Arkan abi geldi. Bizim kalecinin biri benden sakatlandı. En çok sonra güveniyorum. Sadık oynuyor. Arkan abi bana Sadık oyna demiş. Hayır diyemezsin. Yani ben bugün kaleci bile oynadım Göztepe'de. Bu ara işte karşımda sol açıklar var. Çok hareketli, çok çalım atan bir oyuncu. Ben de o zamanlar güçlü kuvvetliyim ama çabuk oyuncu değilim. Forvet oyuncusuydum. Yani sol açık neresi, sağ bek neresi yani. Tamamen zıt bir yer. O arada Adnan abi bana sen burada oynadıktan sonra yapacak hiçbir şey yoktu. Bu arada ben hep kendimi hazırlıyordum. Yani bir topu, bir karşı takım, bir top hakim olduğunda ona bir sert bir iş yapayım vereyim diye. Yani onda gollerle durdurmaya çalışmaya istiyordum. Çünkü büyük bir de taraftar yolumuz vardı o gece. Hiç onu unutmuyorum. Bu araçta maçın 20 dakikasından bir penaltı. Kulü paylaşılamıyor. Sağ taraftan bir orta. Tehlikeli olabilir mi? Bunu bilmiyoruz. Kafaya çıktılar. İçimden ne geldi o topu? Aldım. Santere şeyvan çizgisine koydum. Penaltı noktasına. Çekildim. Böyle koyunca da Gülser abi şey oldu. Veyahut da ne oldu bilmiyorum. Kitap penaltıydı. Şimdi Alsancak sahasında inanın 20-25 bin kişi var. Sağda çıktı. Ama o 50 kişinin üzerimde hissediyorum içinde ağırlığı. Bir saniye içinde de kendi kendime konuşuyorum. Diyorum ki hani şu kaleyi de tutturamazsan yazık olsun senin bombacılığına diyorum ben içimden. Artık karşımda da kaleci biri oynayıp duruyor bana canımda. Ben de diktim. Artık var gücümle. Artık o gün nasıl vurduğumu bile ben çok zor hatırlıyorum. Artık para gücümle vurduğumda kalecinin baş üzerinden geçip top ağları yırtıp dışarı gitti. Tabii hakem bir an böyle bir duraladı. Ne oldu top diye. Sonra santeri gösterince o Alsancak'taki o seyircilerin o olayını, coşkusunu şu anda hala tüylerim diken olarak hatırlıyorum. İkinci golü de Gülsel abi kafayla attı. 2-0 oldu maç. Şimdi Alsancak'ta 2-0, orada 2-0 yenmişik, bize bir gol lazım. Artık oynuyoruz, bastırıyoruz. Son dakikalar artık bir top baktım, sol açığı çalanladım. Geçtim elime, sağ ayağımla, sol ayağıma aldım topu, baktım önümde top tutuyor böyle. Oradan var gücümle artık vurduğumda, top 90'a gitti. Ağlara girince, işte her zaman diyorum o Alsancak sahasının, o taraftarlarınızı görmeniz lazım. Yani o geceleri, o günleri hatırlamak bana büyük bir zevk veriyor. Şu anda hala o heyecanı yaşıyor. Tabi ismi Göztepe Kulübü gerçekten size sahip çıkıyor mu? Bu isimleri hatırlıyor mu? Evet. Her zaman. Yani bu Göztepe'miz ne bizleri mağdur ettiler ne de bizi unuttular. Her zaman eğer o olaylar olsa da bizler şu anda gündeme
gelmeyebilirdik yani. O Göztepe'lilerin hala bize sahip çıkmaları, hala her toplantılarda bizleri yanlarında görmelerinde büyük bir gurur duyduklarını, biz de o heyecanı yaşıyoruz. Her zaman o kulübü kimler gelse kulübün başına, her toplantılarda her zaman gidiyoruz. O Göztepe'limizi yad ediyoruz yani. Peki Göztepe'nin tekrar eski günlerini yaşaması için neler yapması gerekiyor? Yani şimdi en büyük olay istikrar diye bir olay var değil mi? Biz de şimdi o takımda sayıyoruz. 11-12 kişi oynayan. Hepsi en aşağı 7-8 sene o Göztepe'de oynamış. Ben 14 sene oynamışım. Müster abi 17 sene oynamış. Nevzat 15 sene oynamış. Ali Kaliceli 15 sene oynamış. Yani burada hocamız 10 senedir başımızda. İdareciler 10 sene idareciler başımızda. Artık biz Adnan abi sahaya çıkarken sen şöyle yapacaktın, böyle yapacaktın demiyordu. Hadi çıkın oynuyordu. Biz hepimiz artık ezberlemiştik oyun şeklimizi. Bir günümüzü çok ezberlemiştik o Göztepe. Şu anlarda birkaç sene geçmesine rağmen o başarıda hala o Göztepe şu gibi konuşuluyor yani. O takım herkes ayarlanıyor. Göztepe'li taraftarlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben Göztepe taraftarlarına şunu söylüyorum. Göztepe'yi sevin. Sevmek farklıdır. Her Göztepe'ye galip gelecek diye bir olay yok. Yani bugün o güçlü Göztepe bir mağlup olduğu zaman onu dövmeyeceksiniz. Onun yanında olacaksınız taraftar olarak. Ben en kötü durumda sana ihtiyacım olduğu zaman sen beni döversen ben o taraftara nasıl güvenirim? Ama bugün Türkiye'de o Göztepe taraftarı konuşuluyor. Göztepe'nin tarihine bakıyorum bundan sonra. Her sene 12 tane adam, 12 tane adam geldi. 15 tane adam, altyapıdan bir oyuncu yok. Bir Göztepe oyuncu yok içeride. Yani affedersiniz çünkü Göztepe'de yayın arttırdığı da gidiyoruz, maçları da yazıyor, veriyoruz takımları. Ama şurada iki tane Göztepe'yi gösterinden kurtuluyorlar. Ama şimdi bizim de birimizde olduğumda ezbere sayıyorlar. Şurada artık yani bir Göztepe'nin başarıları var değil mi? Bir örnek almalar lazım bu da. Kulübe gelip bu da idare edecek büyüklerimizin. Bundan bir örnek almalar lazım. Ya bakıyorlar 10 sene bu takım beraber oynamış 15 sene. Demek başarı buradan gelmiş. Şu Göztepe'de bir kadro yapıp 200 sene bir takımı aynı bir kadroda oynatsınlar. Bir hocayı alıp da bugün hoca işte önümüzde ya da üçüncü haftada 2-3 tane hoca değişiyor Göztepe. Büyük bir hata değil mi bu idare hatası değil mi? O zaman iyi bir hoca alın. Bugün iyi bir hoca alacaksınız. Mağlup olmayacak mı o hoca? Olacak. Olacak ama istikrarlı devam ettirme olayımız yok. Birden istiyoruz, o eski Göztepe'nin başarılı, o eski Göztepe'yi hep yukarılarda görmek istiyoruz taraftarımız olarak da. Ama işte taraftarlarımız biraz sabırlı olacak. Dünyaya 100 defa da gelsem, Halil Kiraz olarak değil ama bombacaylı olarak gelmek isterim. Peki bizi kırmayıp bu röportajı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Göztepe'yi inşallah eski günlerine tekrar İnşallah. Edeceğiz. İnşallah.